Şimdi sıra arkadaşlar Batı cephesindeki savaşlarımız. Batı cephesindeki savaşlarımızın ilki 1. İnönü Savaşı'dır. 1. İnönü Savaşı ve diğer bütün savaşları Batı cephesinde biz Yunanistan'a karşı yaptık. Ve 1. İnönü Savaşı'nın genel nedenleri nelerdi acaba? Yunanlar Batı Anadolu'yu almak istemekteydi. Aynı zamanda Yunanlar Ankara'yı ele geçirerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığını ortadan kaldırmak istiyordu ki bunun sonucunda da Anadolu'yu istedikleri gibi yönlendirebilsinler. Milli mücadeleye son vermek istiyorlardı ve bize Sevr'i kabul ettirmek istiyorlardı. Savaş gerçekleşti. Savaş sonucunda düzenli ordumuzun elde ettiği ilk başarı oldu ve bu bizim aynı zamanda düzenli ordumuzun da ilk savaşıdır. Elde ettiğimiz ilk başarımız ve yaptığımız ilk savaşımızdır. İsmet Paşa burada arkadaşlar rütbe alarak generalliğe yükselmiştir. Arkadaşlar 1. İnönü Savaşı sonuçlarına baktığımız zaman birebir 1. İnönü'nün etkilendiği sonuçlar da var. 1. İnönü'ye bağlı olmayan sonuçlar da var. Bunu ben size derste söylemiştim. Şimdi özet özet geçiyoruz biz konularımızı. Ama en kısa zamanda yüz yüze etkileşime geçtiğimiz zaman burada daha detaylı bilgiler vereceğim ben size. Şimdi burada ben size kısa kısa bilgiler vermişim burada. Harflendirmeler yapmışım ki anlamışsınızdır. U kavramı ulusal gelişme. UA da uluslararası gelişme olarak bilmekteyiz. Şimdi burada ben kodlamayı yaptım. Ulusal bir olay mı? Uluslararası bir olay mı? Hemen burada çıkarımında bulunduk. Ulusal arkadaş nedir? Adı ulus yani milletimi ilgilendirir. Bizi ilgilendiren olaydır. Uluslararası da en az birden fazla devlet olacak. Bir A devlet olacak, bir de ikincisi B devlet olacak. Bu sayı artabilir. Ulusların arası demelerimiz de budur. Birden fazla devletin etkileşim içerisinde bulunması. Bundan dolayı etkileşim gelişmeleri incelediğimiz zaman daha iyi anlayacaksınız. Teşkilat-ı Esasiye 1921 Anayasası'dır. Benim ülkemi ilgilendiren bir olaydır bu. Yani nasıl bir gelişmedir? Ulusal bir gelişmedir arkadaşlar. Afganistan'la yapılan dostluk anlaşması var. Bu da uluslararası bir gelişme. Çünkü birden fazla devlet var. Bizimle birlikte Afganistan da var burada. Londra Konferansı bu da arkadaşlar uluslararası bir gelişmedir ki 1. İnönü Savaşı ile birebir bağlantısı olan konferans aslında budur. İstiklal Marşı'nın kabulü de ulusal bir olaydır. İstiklal Marşı benim özgürlük marşım. Kimi ilgilendiriyor bu olay? Beni ilgilendiriyor. Moskova Dostluk Anlaşması da yine uluslararası bir anlaşmadır. Eğer vaktim yeterse bugünkü konumuzun özeti arkadaşlar bu kısma kadar gelecek. İstiklal Marşı ve Moskova Dostluk Anlaşması bir sonra konu özetimizi de yapacağız. Çünkü bizim amacımız size farklı tarzda soruları da göstermek. Kısa bir konu tekrarından sonra size olabildiğince soru çözmeye çalışacağım. Arkadaşlar burada dikkat etmek istediğimiz bir şey var. Kodlama var. Klasik hep tarih Heges tarafından bilinen talim. Tersten okursak da milat. Hocam ben milat kabul ediyorum. Talim bana zor geliyor dönüyor. Niye talimle kodluyorsunuz diye soracak olursanız. Talim arkadaşlar benim kodlamam kronolojik sıralama. Ondan sonra talim diye kodladım ama aklınıza kalması önemli bizim için. Milat diye kodlasanız da olur. Burada sadece bir nottan bahsetmek istiyorum. Bu zaferden sonra aynı zamanda asker alım işleri hızlanmıştır. Neden? Çünkü biz başarı sağlayınca halkın düzenli orduya olan güveni artıyor. Güveni artınca arkadaşlar asker alımlar da artıyor. Burada bir Çerkez Ethem vardı. Başlangıçta iyi bir kuvayi milliyeciydi ama Yunanlarla birlikte olup hatta isyan etmişti bize karşı. Birinci günden sonra biz isyanı bastırdık. Buna da aç diyoruz. Talim aç da Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan gelişmelerdir. Şimdi arkadaşlar biz Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan bu gelişmeleri teker teker analiz etmeye çalışacağız. Ve arkasından çözebildiğimiz kadar soru çözeceğiz arkadaşlar. Teşkilat-ı Esasiye yani 1921 Anayasası kurulmakta olan Türk Devleti'nin ilk anayasasıdır. Yani bizim şu andaki devletimizin ilk anayasası nedir? Teşkilat-ı Esasiye'dir. Ha Türk tarihinin ilk anayasası nedir diye soracak olursanız o eskiye dayanıyor biliyorsunuz. Geçen seneki konularınız arasında vardı. Kanun esası vardı. Ama bizim şu anda kurulmakta olan devlet için konuştuğumuz için Teşkilat-ı Esasiye bizim ilk anayasamız olarak kabul etmekteyiz. Derste ben hep şunu söylerdim size. Çerçeve bir anayasa. Çerçeve anayasa ne demek hocam ya? Detaycı bir anayasa değil. Peki neden? Neden detaycı bir anayasa değil? Hemen cevap verdiğinizi duyar gibiyim. Savaş döneminde olduğu için hocam diyorsunuz.
Doğru. Savaş döneminde olduğumuz için bizim temel gayemiz neyi sağlamak? Milli bağımsızlığı sağlamak. Milli bağımsızlık gayesinde olduğumuz için çok detaya giremiyoruz arkadaşlar. Daha sonra bunu detaycı anayasası ne zaman yapacağız? 1924 anayasasında bunu detaylı hale getireceğiz. Ama bu anayasada dikkat etmenizi istediğim bir husus var. O da burası. Egemenlik kayıtsız şartsız millete verilerek milli egemenlik ilkesi güçlendirilmiştir. Şimdi burada dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Bir bağımsızlık kavramı var. Bir de egemenlik kavramı var. Bunları ben size konumun sonunda harita üzerinde detaylıca anlattım. Ama şimdi özetçe geçmek istiyorum. Milli egemenlik, milli halk demek. Halkın egemen olması, egemen hakimiyet. Halkın hakim olması. Yani cumhuriyetçiliği sembolize eder. Milli bağımsızlık, milletin özgür olması, bağımsız olması. Bu benim özgürlüğümü sembolize eder. Arkadaşlar ikisi aynı kavrammış gibi algılandı ama ikisi aslında prensip farklı noktalar da vardır. Bu özgürlüğümü sembolize ederken bu benim yönetim alanındaki ifademi sembolize eder. Bu ayrıma dikkat edelim. Ve diğer konuya geçelim. Afganistan'la yapılan dostluk anlaşması. TBMM ile Afganistan arasında Moskova dostluk anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma ile TBMM Afganistan'a öğretmen ve subay göndermiş. Yani kalifiyeli eleman göndermeyi kabul etmişiz. Her iki devlet de birbirinin bağımsızlığını tanıyacaktır demişiz. Bu sayede bizi tanımıştır bu devlet. Bu devlet nasıl bir devlet? Aynı zamanda Müslüman bir devlet olduğu için bizi tanıyan ilk Müslüman devleti de kimdir? Afganistan'dır. Arkadaşlar hemen bir hatırlatma yapayım. Bizi tanıyan ilk devlet kim? Ermenistan. Bizi tanıyan ilk itiraf devleti kim? Fransa. Bizi tanıyan ilk Müslüman devleti kim? Afganistan. Bu sıralamayı unutmayalım arkadaşlar. Aklımızda kalsın. Ki bunun karşılığında da Afganistan bize maddi yardımda bulunmuştur. Bunun da ufak bir hikayesi vardı. Biliyordunuz arkadaşlar. Afganistan'la biz dostluk anlaşması durduk yere niye yaptık hocam gibi sorular geliyordu bana. Bunun da araştırmasını yaptığımız zaman size arkadaşlar bir bilgi vermek isterim. İnönü Savaşı'nı kim kazanmıştı? İsmet Paşa. Ama Batı cephesi doğru değil mi? Batı cephesine atanan ilk komutan kimdi? Asıl sorumuz bu bizim. Batı cephesine atanan ilk komutan kimdi arkadaşlar? Ve bu olay ne zaman gerçekleşmişti? Hangi olayda karar alınmıştı? Çok geçmişe gidiyoruz. İkinci ünite konumuza gidiyoruz. Sivas Kongresi'ne gidiyoruz. Sivas Kongresi'nde hatırlayın arkadaşlar. Temsil heyeti ne yapmıştı? Yürütme yetkisini kullanmıştı. Yürütme yetkisi atama yapmıştı. Doğru mu? Evet, doğru. Atamayı nereye yapmıştı? Batı cephesine. Kim atamıştı arkadaşlar? Ali Fuat Paşa'yı. Dikkat edin. Batı cephesine biz Sivas Kongresi'ne Ali Fuat Paşa'yı atıyoruz. Ama Batı cephesinde İsmet Paşa'yı görüyoruz biz. Neden? Arkadaşlar bu müfredat içerisinde yer almıyor ama bağdaştırma sağlamanız için kısaca bilgi veriyorum ben size. Aslında Batı cephesinin komutanı Ali Fuat Paşa'ydı. Lakin Aslanlar ve Gediz muharebeleri olmuştu 1. Dünya Savaşı'ndan önce. Burada Ali Fuat Paşa savaş yeteneği noktasında İsmet Paşa kadar başarılı olamayacağı tahmin edilince Ali Fuat Paşa hop Rusya'ya büyük elçi olarak görevlendiriliyor. Ve Ali Fuat Paşa da Rusya'da büyükelçilik görevini yaparken çok mükemmel bir diplomasi adamıdır kendisi. Görev yaparken Rusya ile Afganistan arasında yaşanan sıkıntı da arabulucu konumuna geliyor Ali Fuat Paşa. Ali Fuat Paşa bunu çok güzel değerlendiriyor. Afganistan diyor ki benim Anadolu'daki mücadelemi gör. Bak biz orada bir bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Onu tanırsan ben de sana yardımcı olurum diyor. Ki Afganistan'da yaptığı bu dostluk anlaşması zaten nerede imzalanıyor? Moskova'da arkadaşlar. Moskova'da imzalanıyor. Moskova'da şu anda Rusya'nın zaten şehridir. Bunu da unutmayalım. Ve Londra Konferansı. Londra Konferansı arkadaşlar yine uluslararası bir gelişme arasındadır. Bunu göz önünde bulunduralım. Bu gelişmeye baktığımız zaman arkadaşlar Londra Konferansı aslında 1. İnönü Savaşı'nı birebir ilgilendiren bir olaydır. Neden mi? Şöyle, itiraf devletleri var. Artı Yunanistan da var burada. İstanbul hükümetini ve TBMM arkadaşlar bu konferansa çağırıyor. Aslında bu konferansa çağırma sürecinde arkadaşlar baktığımız zaman bazı nedenleri var. Bazı amaçlara hitap ediyorlar. Bunlar da bunları öğrenelim. Yunanistan'a zaman kazandırmak istiyorlar. Neden? Çünkü Yunanistan burada yenildi. Biz başarı sağladık. Yani 1. İnönü Savaşı'nda Yunanistan yenildi. Biz başarı sağladık. Buna zaman kazandırmak istiyorlar. Aynı zamanda bu sevri, geçersizdi zaten bu sevir. Ama adamlar yine de yumuşatarak bize kabul ettirme arzusundalar. Aynı zamanda Türkler eğer bu toplantıya katılmazsa özellikle bizi sembolize ediyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni sembolize ediyorlar. Katılmazsak bunlar bakın
bir konferans yaptık. Buraya katılmıyor bu adamlar. Yani bu adamlar barış yanlısı değil. Savaş yanlısıdır propagandası yapmak istiyorlar. Ve burada önemli birkaç tane notumuz var arkadaşlar. Şimdi bu notları incelediğimiz zaman. İtilaf Devletleri Londra Konferansı'na TBMM'yi İstanbul Hükümeti aracılığıyla çağırıyor. Yani bizi doğrudan çağırmıyor arkadaşlar. Doğrudan çağırsa bir resim olarak kabul edecek. Ama biz ne diyoruz? Bizi sen doğrudan davet etmezsen konferansa katılmayız arkadaşım diyoruz. Çünkü milli mücadele dönemini kim gerçekleştiriyor birebir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oluşturmuş olduğu düzenini ordu gerçekleştiriyor. Ve İtilaf Devletleri bizi doğrudan toplantıya davet etmek zorunda kalıyor. Bunun sonucu ne yapıyor? Bizi aslında bir nevi tanımış oluyor arkadaşlar. Şimdi toplantı esnasında aslında bizi ve İstanbul hükümetini beraber çağırmasında bir amacı vardı. Bu amacı da arkadaşlar bizim kendi aramızdaki sıkıntıyı gündeme getirmek. Çünkü İstanbul hükümeti İtilaf Devletleri'ne teslimci bir politika izliyor. TM ise halkın desteğiyle bağımsızlık arzuluyor. Şimdi ikisi arasında bir görüş ayrılığı olursa şu amaçlarını arkadaşlar başarmış olacak. Ve toplantı gerçekleşirken çok ilginç bir olay oluyor. Toplantı esnasındayken arkadaşlar İstanbul hükümeti TM birlikte çağrılıyor. Maksat ikili çıkartılmak istenmiş. Ama İstanbul hükümeti adına bulunan Tevfik Bey şöyle bir konuşma yapıyor. Anadolu'daki söz hakkı tamamen TBMM'ye aittir. Deyince toplantıda söz hakkımı ben TBMM'ye bırakıyorum demiştir. Ve İtilaf Devletleri amacına hiçbir şekilde ulaşamamış ve söz hakkı tamamen TBMM'ye kalmıştır. Bu da neyi gösteriyor arkadaşlar? Anadolu'nun tek söz sahibi hakkı kimdir arkadaşlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir arkadaşlar. Peki biz bu sonuçları biliyorduk. Şuradaki amaçlarını biliyorduk arkadaşlar. Biz İtilaf Devletleri'nin bu amaçlarını bile bile bu toplantıya niye katıldık? Bunun nedeni arkadaşlar en başta barış yanlısı olduğumuzu herkese göstermek istiyoruz. Evet biz gerçekten barış yanlısıyız, savaşmak istemiyoruz. Peki hocam bu mücadeleyi niye yapıyoruz? Arkadaşım adamlar bizi işgal etmişler. Toprak benim toprağım, vatan benim vatanım. Yunanistan seni işgal edersen tepkimi korum. Benim amacım savaş yanlısı olmak değil. Benim amacım ülkemdeki bağımsızlığı ve huzurluğu sağlamaktır. Haklı davamızı ve misak-ı milliyi dünyaya duyurmak. Misak-ı milli konumuz bir önceki konumuzdur arkadaşlar. Bunu dediğim gibi ilerleyen dönemlerde Allah izin verdiği yüz yüze denk gelirsek detaylıca tekrar işleyeceğim. Misak-ı milli de bizim bir nevi milli sınırlarımız adına vermiş olduğumuz bir taviz vermeme politikası. Yani bir yemindir arkadaşlar. Bunu da dünyaya duyurmak istiyoruz. Ve yasal temsilcinin TBMM olduğunu göstermek istiyoruz ki burada başarılı olduk. Açıkçası hepsinde başarılı olduk biz arkadaşlar. Ve sonuç olarak TBMM bütün amaçlarına tamamen ulaşmıştır. Şimdi arkadaşlar biraz önceki söylediğim gibi bununla ilgili size arkadaşlar birkaç tane soru çözmek istiyorum. Vaktim yeterse ama şimdi bir tane sorum var. Bu soru üzerine değineceğiz. Bu sorumlar arkadaşlar Mart ayı dönemine ait arkadaşlar birebir Milli Eğitim tarafından yayınlanmış örnek soru. Şimdi arkadaşlar burayı bir analiz edelim. İki tane durum vermiş bana arkadaşlar. Verilen durumlara göre arkadaşlar bana hangi çıkarımda bulunamazsın diye soruyor. İki tane durumu analiz edeceğim. Benim soru çizme sistemim vardı bildiğiniz üzere. Bu soru okurum. Bunu da okuyorum ama şurada ufak ufak notlar alıyordum. Siz de elinizden gelince bu notu almaya çalışın arkadaşlar. Şimdi bakalım. Verilen durumlarla birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki yerden hangisi çıkarılamaz demiş. Şimdi bu durumlarda bunlara bir bakalım. Birinci dünya zaferinden sonra İtilaf Devletleri Londra'da toplanan barış konferansına TBMM ile İstanbul Hükümeti davet edildiler. Hemen şu altını çiz. İkilik çıkartma var. İkilik çıkarma. Bakın koskoca bir cümle var. Bir kelimeyle işi bitiriyoruz aslında. Ancak konferansta İstanbul Hükümeti adına söz alan Tevfik Paşa ben sözü Türk milletinin hakiki temsilcisi olan TBMM'ye bırakıyorum demiştir. Biraz önce söylemiştim bakın. İtilaf Devletleri'nin Türk halkını ikiye bölme planında sonuçsuz kalmıştır. Yani şu ikilik çıkartma olayı ne olmuş? Sonuçsuz kalmış. Bunun en büyük göstergesine Tevfik Paşa kimi kabul etmiş? TBMM'yi kabul etmiş. Buraya bir kalp çizerek TBMM diyebiliriz arkadaşlar. Onur edilmiş yani TBMM. Bu da bizim işimize geliyor zaten. Şimdi ikinci durumu analiz edelim. Büyük ihtimalle burada bir çıkarımda bulunacağız. Lozan'da yapılacak olan barış görüşmelerine İtilaf Devletleri TBMM ile beraber İstanbul hükümeti tarafından davet edilince bakın arkadaşlar benzer bir durum var. Gördünüz mü?
yine burada İstanbul hükümetiyle TBMM'yi İtalya Devleti'ne beraber davet ediyor. Demek ki yine aynı bir mantık var. Ama burada ne olmuş dikkat edelim. TBMM 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırmış. Niye saltanatı kaldırıyor? Yine bu ikilik çıkmasın diye. Lozan görüşmelerinde de Türk tarafı ikiye bölünme ve Seyri kısmen de olsa Türklere kabul ettirme planı yine sonuçsuz kalmış. Çünkü biz burayı ne yapmışız saltanatı kaldırarak? Yönetimde sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi yani halk vardır demişiz. Yine burada ne var arkadaşlar? İkilik çıkartmak istemişler. İkisinde de başarısız olmuşlar. Hangisi çıkartılamaz diyor. TB Misak-ı Milli hedeflerini tavizlerinden gerçekleştirmiştir. Burada Misak-ı Milli ile ilgili hiçbir bilgi yok arkadaşlar. Bu yargıyı çıkartamam. Büyük ihtimal cevap budur. Ama biz yine de diğerlerini analiz edelim ki bilgimiz kalıcı olsun. Ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik mücadelesi birlikte yürütülmüştür. Bunu söylemiştim. Ulusal bağımsızlık, özgürlük mücadelesi. Savaş sonunda bakın ben özgürlüğümü sağlamak için bunları yapıyorum. Ve ulusal egemenlik kime ait bütün her şey hep? Halka. Bu da gerçekleşmiş. Burası doğru. İttihat devletleri farklı zamanlarda benzer politikalar uygulamıştır. Bak ikisinde de aynı senaryo var. Ama zamanlar farklı. Ama senaryo aynı. Aynı politika devam etmiş arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk halkının tek temsilcisi olduğunu göstermiştir. Evet, her bütün söz hakkı kime ait artık bundan sonra? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir denilmiştir. Bursa Ceyhan ve Deniz şıkları birebir paragraf içerisinde yer alırken Adana şıkkı bu paragraf içerisinde bulunmamaktadır. Arkadaşlar şu ufak bir soru not aldım. Biraz önce bu bilgiyi vermiştim ben size ama tekrardan hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar Mart ayındaki örnek sorulara baktığımız zaman 5 soru yayınlandı bizde dediğim üzere. Ve bunların 4 tanesi ya istiklal ya ölüm konusundan gelen ünitesinden gelmekteydi. Bu noktaya dikkat edelim arkadaşlar. Bir de size dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Birinci dönem konusuna kadar sorumluyuz diyorduk. Ve birinci dönem arkadaşlar bizim 3. ünitede bulunan son konusu bulunan Mudanya yer alıyordu. Ama bazı şeyler var. Şimdi Mudanya mı son konu, Lozan mı son konu sorusu var. Arkadaşlar bakın burada bize Lozan'la ilgili bilgi vermiş. Lozan'a ilgili bilgi verdiyse tek bir konumuz kalıyor zaten. Üçüncü tane tamamlanması için. Lozan hakkında da bilgi sahibi olmamız bizim soru kaçırma ihtimalimizi en aza indirecektir. Lozan hakkında da bilgi sahibi olursak arkadaşlar konularımızı tamamen bitirmiş oluruz. Ve arkadaşlar size bugünlük bahsedebileceğimiz konularımız bu kadar. Teşekkür ederim. Daha sonra görüşmek üzere.